Öncelikle bir önemli kavram var esasında. Hem metne devam edeceğiz hem de burada ayet-i kerimelerde estağfirullah ve la teziru vaziretun vizre uhra, hiç kimsenin yaptığı bir günah başkasına devredilemez. Günahta da belki bir aslilik vurgusu söz konusu. Bunu İslam'ın ana kavramlarından biri olarak düşündüğümüzde, Adem Hocam siz de başlayalım isterseniz. Özellikle bu Osmanlı'nın son döneminde çok ciddi bir problem olarak da karşımıza çıkan, işte büyük dünya savaşlarıyla da belki insanların birbirlerinin günahlarından dolayı çok üzüldüğü, çok belki sıkıntılar çektiği bir dönemde Risale-i Nur açısından da adalet kavramının nasıl bir problem olarak karşımıza çıktığı noktasından başlamak arzu ederiz. Bu ayeti sosyal, siyasi, tarihi açıdan nereye oturtmak lazım, nereden başlamak lazım Adem Hocam? Adaleti mahza, adaleti izah ve ilişkili kavramları nereden başlatmak lazım dersiniz? Buyurun hocam. Tabii bugünkü konu temel konulardan birisi. Kur'an'ın dört temel esasından adaletle ilgili. Kur'an-ı Kerim'de yanılmıyorsam üç yerde geçen bir ayet ibaresi. Bunun yanında Risale-i Nur Külliyatı'nda da 20'nin üzerinde iki yerde geçmekte. Şimdi bu bahsin aslında bu kadar tahşidat yapılması Kur'an-ı Kerim'deki bu ayet ibaresinin yani velâ tezûr vâziretin bizre ukra ibaresinin Risale-i Nur'da 20'den fazla yerde geçmesi ve bunu toplumsal olayları izah ederken ferdi anlamaya çalışırken Bediüzzaman Hazretleri'nin hep üzerinde durması bence temel Risale-i Nur'un en temel konularından bir tanesi. Bunu belki şöyle de ifade etmek mümkün. Tabi olarak Risale-i Nur Kur'an'ın bir tefsiri ve Kur'an'ın bu ibaresinin, Kur'an'da üç defa geçen bu ibarenin Risale-i Nur, Kur'an'ın bu asra bakan bir tefsiri olan Risale-i Nur'da çokça tekrar edilmesi, bunu ferdi hayatta, sosyal hayatta ve devlet hayatta değişik boyutlarıyla ele alması tabii bir sonuç. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Şimdi burada dikkat ettiyseniz Bediüzzaman Hazretleri diyor ki siyaset şahsiye, cemaatiye, milliye dair en adil ve düstur Kur'ani diye tanımlıyor. Yani toplum hayatının hemen her alanında etkisini görebildiğimiz bir hakikate işaret ediyor. Bu temel girişi söyledikten sonra şunu da hatırlatmak lazım. Bu peki neden bu kadar önemseniyor? Kur'an-ı Kerim'de onun tefsiri olan Risale-i Nur'da ne kadar niye bu kadar üzerinde durulmuş? Bunu belki ferdi hayatımızda, toplum hayatımızda ve devlet hayatındaki boyutlarıyla görmemiz gerekiyor. Devlet hayatındaki boyutunu görmek daha kolay olabiliyor. Şöyle işte hep söyleriz. İslam'ın o ilk dönemlerindeki ihtilaflardan sonra özellikle Emevilerin kurulmasıyla birlikte fertler toplum için, devlet için feda edilir anlayışı devletin hakim bir anlayış haline gelmiş. Bunun tabi istisnalarını adil hükümdarları bir kenara bırakarak bu genel çizginin Osmanlı'ya kadar devam ettiğini de söyleyebiliriz. Günümüze kadar devam ettiğini söyleyebiliriz. Tabi söylediğim gibi Adil Mülk'teki Ömer bin Abdülaziz gibi, Mehdi Abbasi gibi bir takım hükümdarları bir kenara tutarken bu genel çizginin günümüze kadar devam ettiğini söyledik. Ve daha önceki müzakerelerimizde şunu da hatırlatmıştık, hatırlayın. İşte Osmanlı sultanlarının suçsuz şehzadeleri sadece saltanatın, devletin bekası için yani ortaya çıkmamış bir takım tehlikelerden dolayı cezalandırma, onları işte
öldürme yolunu tercih etmiş olmaları bu adaletsizliğin siyasi boyutundaki göstergeleri. Bunu siyasi boyutun Cumhuriyet dönemindeki mesela göstergelerine baktığımız zaman bir takım olaylarda, asayiş olaylarında bir topluluğun, bir kavmin, efendim bir grubun bütününün cezalandırılmaya çalışıldığını gözlemliyoruz. Bundan dolayı da Bediüzzaman bu kavramı, bu ayet-i kerimeyi çok zikretmiş. Mesela Cumhuriyet döneminde efendim Şeyh Said olayı münasebetiyle Şarki Anadolu'daki aşiretlerin pek çoğunun cezalandırılma yoluna gidilmesi, doğudan batıya göç ettirilmesi bunun somut örneklerinden bir tanesidir. Yani hukuk neye bakar? Suç işleyene bakar. Suç şahsi bir durumdur. Suçun şahsiliği vardır. Bundan dolayı o bir suç işleyen insanı cezalandırırken o cezayı şahsi olarak o kişiye vermek gerekir. Ama bir toplumu, bir köyü cezalandıramayız. Dersim olayı da bunun benzeri örnekleriyle doludur. Bundan dolayı da üzerinde tahşitat yapılan bir konu haline gelmiştir. Hemen ardından İnne hükâne zalimen cehûle ayetinin ifade edilmiş olması da gerçekten olayı tamamlayan bir nokta. Yani gerçekten insan çok zalim, çok cahildir. Ashab suresi efendim 72. ayette geçen bir ibare. İnsanın zalim ve cahil olduğunu izah ederken de bütün efendim yaratılmış hayvanların duygularına efendim meyillerine bir sınırlama bir anlamda konduğu halde insan serbest bırakıldığı anlıyoruz, görüyoruz. Bundan dolayı insan bazen faziletiyle, güzelliğiyle, Allah'a yakınlığıyla efendim ahseni takvime çıkabildiği gibi zulmüyle de burada hakikate masadık olarak inne yükâne zalümen cehûyle hakikatine masadık olarak yerin dibine batabilir, esferi safiliğine düşebilir. Biraz önce bahsetmiş olduğumuz tarih boyunca binlerce insanın efendim binlerce masumun öldürülmesine neden olan zalimler de bu sıfata layık olmuşlardır. Düşünün İkinci Dünya Savaşı'nda muharip güçler kadar sivil halkın da öldüğünü düşünürseniz, masum insanların efendim gördükleri zararı hesaba katarsanız, Birinci ve İkinci Dünya Savaşı'nda sivillerin bu kadar zarar gördüğünü düşünürsek, bu ayetin ne büyük bir hakikat olduğunu ve bu aslında ne kadar önemli bir konu olduğunu görmemiz mümkün olacaktır. Ve o fiilleri işleyenler aynen bu hakikate masadık oluyorlar. Onlar zalim ve cahillerin başında geliyorlar. Tarih tabii bunların ard arda dizildiği bir takım örnek olaylarla doludur. Bunu siz Kabil'den başlatın. Efendim, sonraki yıllarda zalim hükümdarlarla, efendim firavunlarla, Nemrutlarla devam edin. Cengiz'in bütün efendim alemi harap eden haliyle devam edin. Ardından Hülagu'yla devam edin. Sonraki yıllarda işte Haçlı seferleriyle masum binlerce insanın harap edilmesiyle ve sonraki dönemde de modern dönemin en büyük zalimleri olarak ifade edilebilecek olan işte Mussolini gibi, efendim Hitler gibi dünyayı kasıp kavuran zalimlerin inne hükâne zalimmen cehûlâ hakikatine masadık olduklarını gözlemliyoruz. Müslüman'a aslında burada şu tavsiyede bulunuluyor burada. Kendi sahip olduğun özellikleri, yani o sınırsız bırakılmış meyillerin, hislerin, onları hakka ve hakikate götür. Nefsin hesabına hareket ederek zalim olma. Yani bir anlamda Bediüzzaman'ın ifadesiyle hodgamlık, hodbinlik, bunu enaniyetin eşkal habisesi diye ifade ediyor. Yani o çirkin şekli, o benliğin çirkin şekli olarak ifade ediyor. Hodgamlık, hodbinlik,
Hodendişlik, yani kendisini bir anlamda kendisini sevmesi, kendisi için endişe etmesi, kendi gururu ve inadı için yaşayan bir insan olup onun için büyük günahlara sebep olan bir insan olması, işte tam da o zalim ve cahil ismine layık hale geldiğini gözlemleyebiliyoruz. Tabi bu olayın bir yüzü yukarıdaki o temel hakikate aykırı hareket ederek وَلَا تَزْرُ وَعَذْرَةِ مِذْرَ اُخْرَى hakikatının suçlu yanında masumları da katlederek zulmeden insanların yaşamış oldukları örnek hallerden birkaç tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu tabi değişik boyutlarda bu ayeti kerimin hakikatini anlamak lazım. Mesela dikkat çekilen noktalardan bir tanesi de şahsi meselelerle ilgili de bunu düşünmemiz lazım. Bizim dostluklarımızda, insanlarla ilişkimizde birisinin bir hatasını gördüğümüz zaman hemen çizip atmak bazen nefsimize hoş gelir. İşte nefsimizi sevmenin, bir nefsimize uymanın, kötülüklere örnek almanın neticesi olarak bir dostumuz, bir ahbabımız, bir kardeşimiz bir hata yaptı, onu çizip attım. Halbuki onun 99 güzel hasreti var. Bu güzel 99 hasretini bir anda çizip bir tane hatası için onu bazen yok edebiliyoruz. Bu siyasi noktalarda yanında şahsi anlamda da bu ayetin hakikatını düşünmemiz gerekiyor. Siyasi olanı, toplumsal olanı çoğu kez aklımıza geliyor da bu şahsi olanı pek nadir aklımıza geliyor. O zaman da biz yani bir arkadaşımız, kardeşimiz bir hatasından dolayı çizip attığımız zaman Allah muhafaza bu hakikate masadak oluyoruz diye düşünüyorum. Yani inne yukâne zalime cehûle hakikatine masadak oluyoruz. Onun için dikkat etmemiz lazım. Bu hakikati bütün boyutlarıyla yaşamak gerekiyor. Hem siyaseten, hem toplumsal olarak, hem de şahsi olarak. Adem Hocam, tabii ki az önce söylediklerimizin dışında bir durum değil. Ama yeni bir vurgu var. Ayet-i Kerime'de Allah'ın ipine sarılmaya davet var. Kur'an'ın hükümlerine tekrar yeniden belki amade olmak çağrısı var. Bu çağrıya baktığımız zaman da Bediüzzaman, yani burada insanların belki de yine asrın başında bu karışıklıklar, karmaşalıklar içerisinde bu ahkam-ı diniyeye, dinin belki oluşturduğu o güzelliklere, mehasinlere karşı bugünlerde belki gevşeklik denilebilecek, biraz böyle ciddiye almama, biraz uzak durma gibi bir durumu hatırlatarak bize bir çerçeve sunuyor. Ve burada biz şunu nasıl koyabiliriz Adem Hocam? Kur'an'ın hakimiyeti mutlakasına ne demek, nasıl bakmak gerekiyor, nasıl anlaşılması gerekiyor? Oradan başlayalım isterseniz. Tamam. Kur'an-ı Kerim malum olduğu üzere hayatın her alanına hakim bir kutsal kitap. Cenab-ı Hak insanın ferdi hayatını, sosyal hayatını, ekonomik hayatını, bütün boyutlarıyla hayatını kuşatacak bir düstur göndermiş Kur'an-ı Kerim. Şimdi küçük bir yemek yerken uyulması gereken sünnet-i seniyyeden başlayarak ülkelerin, devletlerin, toplumların yönetilmesine kadar, yani adalete kadar pek çok alanda hükümler olan bir temel kitap. Şimdi Müslümanlar, inananlar, bizler biliriz ki Kur'an-ı Kerim bizim hayatımızın bütün alanlarını belirler. Ancak mütareke döneminde şöyle bir çevreye bakıldığı zaman günahlar yaygınlaşmaya başlamış. Efendim İstanbul'daki azınlıkların ve Rusya'dan göçen göçmenlerin gayri ahlaki pek çok tavırlarının görülmeye başlaması Kur'an'ı yaşamada pek çok ihmalin ortaya çıkmasına neden olmuş. Bu birinci boyutu. İkinci boyutu ise yazılan İslami metinlerde, İslami kitaplarda kültürel değerlerin, İslami temel referansların önüne geçmeye başladığı gözlenmiş. Bundan dolayı ki
Bediüzzaman Hazretleri temel bazı ayet-i kerime hakikatlerini hatırlatarak bu dönemde Kur'an'ın hakimiyeti mutlakasının önüne geçen engellerin neler olduğunu söylüyor. Ve bu ihmalin nedenlerinin üzerinde duruyor ve daha sonra da bunlara çözümler üretiyor. Buradaki en temel nokta Müslümanlar biraz önce söylediğimiz gibi ahkam-ı diniyede bir tesayyüp gösteriyor, bir ihmal gösteriyor. Yani dini bildiği halde efendim yaşamıyor, yaşamakta ihmalkar görünüyor. Günahlar yaşanmaya başlıyor. Hayatın her alanında bunun etkilerini görmek mümkün. Şimdi tabii bunu o dönemin özellikleriyle de irtibatlı olarak düşününce çok daha iyi anlaşılır. Bu ihmalin, bu tesayyübün bir anlamda temel nedeninin vahiy ve kültür meselesi olduğunu aslında buradan anlıyoruz. Yani bu bahisteki temel konu vahiy ve kültür. Kültürel unsurların bazen vahyin önüne perde olup görünmesine engel olması olarak gördüğünü gözlemliyoruz. Şimdi bilindiği gibi Kur'an-ı Kerim ve Kur'an-ı Kerim'i en iyi müfessiri olan hadis-i şerifler vahyin en güzel örneklerini sunarlar ve açıklarlar. Hadis-i şerif vahyi açıklar. Bunun ötesinde İslam'ın 3. asrından itibaren yoğunca kültürel unsurların İslam düşüncesinin içerisinde bir şekilde yer edinmeye başladığını gözlemliyoruz. Biz bunu işte eski Yunan'daki bir takım efendim felsefi ilkelerinin İslam dünyasını etkilemesi, Roma'nın İslam dünyasını etkilemesi, Bizans'ın İslam dünyasını etkilemesi, efendim Şark imparatorluklarının İslam düşüncesini ve İslam dünyasını etkilemesi, modern zamanlarda modernizmin, daha doğrusu Rönesans, Reform ve Aydınlanmanın getirmiş olduğu düşüncelerin İslam dünyasını etkilemesinin yeni bir bakış açılarını getirdiğini görüyoruz. İşte bu bakış açılarının İslami kitapları etkilediği kuşkudan varistedir. Yani ahkam-ı zaruriye denilen ayet-i kerimeler ve onları açıklayan hadis-i şerifler tamam ama bunun yanında bir anlamda mesail-i hilafiye denilen üzerinde tam olarak anlaşılamayan, ittifak edilemeyen konularda izah getirilirken İslami kitaplarda, işte tefsirlerde bir takım dış etkilerin, kültürel unsurların girmeye başladığını gözlemliyoruz. Bediüzzaman Hazretleri bu iki noktayı nazarlara verdikten sonra, yani muhkem olanla müteşabih olanı ve bu müteşabih olana yapılan yorumların, yani kültürel etkilerin İslam düşüncesinin içerisine girmesiyle, işte beşeri bir takım mülahazaların İslam düşüncesi içerisine girmesiyle bir anlamda Kur'an'ın hakimiyeti mutlakasının önünü bir engel çıktığını söylüyor. Halbuki ne olması gerekiyordu? Kur'an'ın hakimiyeti mutlakasının berrak bir şekilde görünmesi gerekiyor. O da İslami kitapların bir anlamda vahye perde değil, bir şeffaflık içerisinde o İslami hakikatleri göstermesi gerekiyor. En çok vurgulanan noktalardan bir tanesi bu. Bunu belki işte insanlar kendi hayatlarına efendim İslami hakikatlerini neden taşıyamıyor? Kur'an'ın hakimiyeti mutlakası İslam toplumlarında neden görülemiyor sorusunu cevaplarken işte mesela Cumhur'u Burhan'dan ziyade mehazet kutsiyet imtisali sevk eder diyerek toplumla insanlarla o kutsi mehaz arasına bir hicap, bir perde konmaması gerektiğini söylüyor. Yani İslami kitaplar perde olmamalı. Şeffaf, cam gibi olmalı ki İslami kitaplara bakanlar neyi görmeli? Kur'an'ı görmeli. Tarih içerisinde İslam'ın bir takım meselelerini ele alan, bunu tartışan
bir takım külliyatlar, eserler, bunların isimlerine örnekler vermek mümkün. İslami vahyin o berraklığını, o netliğini kapatan bir vazife gördüğünü belirtiyor. Bu da insanların İslam'ı yaşamasında önemli bir engel olarak vurgulanıyor. Şimdi burada belki şunu da belirtmek lazım. İslam'ın 3. asrından itibaren yoğunca bu dış kültürel etkilerin İslam düşüncesinin içerisine girdiği bir vaka. Ama modern zamanlar için bu çerçevede bir paragraf açmak gerekir belki. Modern zamanlar içinde bunu şöyle söylememiz gerekir. Özellikle Batı'da ulus devletlerin inşa süreçlerinde güçlü devletlerin oluşmaya başlamasıyla bazı İslami düşünürler Batı'daki bu mentaliteye uygun olarak İslami metinleri yorumlama yoluna giderek daha sonraki dönemlerde bizim ağırlıkla İslamcılık tırnak içinde İslamcılık diye tabir ettiğimiz kavramın ortaya çıkmasını sağlamışlar. Kuşkusuz İslamcı diye tanımladığımız o insanların söylediklerinin içerisinde çok hakikatler var. Bunlar doğru. Ama kültürel unsurlarla İslam'ın yorumlandığı metinleri ortaya çıkarmışlardır. Bundan dolayı mesela bu mülahazaları İslam'mış gibi algılamak mümkün değildir. Yani Bediüzzaman Hazretleri'nin Risale-i Nur'a bakıp cam gibi Kur'an'ı gösterdiği gibi İslami kitaplarında aslında cam gibi olup o vahyi göstermesi gerekiyordu. Halbuki ne oldu? Bir takım İslami meseleler modern kavramlar içerisinde tartışılarak yeni bir şeyler üretmek adına Batı modernizminin şartta yeniden üretildiği, İslami değerlerle Batı modernizminin yeniden üretildiği bir takım metinler ortaya çıkmaya başladı. Evet. Ve bu da İslam dünyasında yine kültürel odaklı, vahyin görünmesini engelleyen, bir anlamda namazdan kopup İslamcıların türemesine de vesile oldu diyebiliriz. Burada tabii bu neden kaynaklandı? Muhkem olanın, o kültürel olanın arkasında görünmez hale gelmesiyle böyle bir sonuç ortaya çıktı. Bediüzzaman'ın bu vurgusu bence çok önemli ve şeffaf olarak İslami metinlerin vahyi net bir şekilde cam gibi göstermesi gerektiği hakikatının bir kez daha çiziyorum. İslami eserler yazan, çizen, bu konuda çalışanların da bu bahsi iyi anlamaları gerektiğini düşünüyorum.